Bu derste to be ve diğer yardımcı fiiller olan to do ve to have'i anlatacağız. Bunlar İngilizcenin en temel ve en iyi öğrenilmesi gereken fiilleridir. Hatta tenslerin yani zamanların temel yapı taşlarıdır. Bu yüzden dersi İngilizcenin kalbi olarak adlandırdık. Çok çok önemli bir ders. Cümlede iki farklı fiil türü var. Bunlardan biri auxiliary yani yardımcı, diğeri ise ordinary yani ana fiil. Konuya girerken ikisini de bilmemiz gerekiyor. O yüzden ordinary verb ile başlıyoruz. Cümlede sadece bir fiil olur ve bu fiilin özneyle tanımsal bir bağı bulunursa ordinary fiil olarak adlandırıyoruz. Birkaç istisna dışında bütün fiiller bu gruba girebilir. Örnek cümlelere bakalım. He sleeps at night. Geceleri uyur. Burada uyumak tek fiil. Cümlede ana fiil konumundadır burada. They applied for a job. İş için başvurdular. Burada yine tek fiil applied. O yüzden ana fiil kabul ediliyor. Bir diğer örnek. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Be fiilinin present formu am olarak gelmiş. Ancak tek fiil olduğu için burada yine ana fiildir. Son olarak she was at the bus stop. Otobüs durağındaydı. Yine burada da past formuyla gelmiş. Yani geçmiş haliyle gelmiş to be. Ancak tek fiil olduğu için yine ana fiil kabul ediliyor. Auxiliary verb'e geldiğimizde cümlede birden fazla fiil kullanıldığında ana fiile yardımcı olan fiil için auxiliary verb deriz biz. Be, do, have ve modal fiiller girer bu sınıfa. Şimdi ilk örneğe bakalım. I am sleeping. Ben uyuyorumdur. Ben uyuyorum. Türkçe'de daha düzgün bir çeviri. Yeşil olanlar yardımcı fiil. Kırmızı olanlar ise ana fiil burada. Yardımcı fiiller ana fiilden önce gelir ve ana fiile yardım eder. İsminden anlaşılacağı üzere. Yani fiili takip eden başka bir fiil varsa, ilk fiil auxiliary, fiili takip eden kelimenin sınıfı farklıysa o fiil ordinary kabul ediliyor. Diğer örneklerde I have been talking since you came here. Buraya geldiğinden beri konuşuyorum. Yine konuşmak buna yardım eden have been. Do you understand me? Beni anlıyor musun? Burada anlamak ana fiil, do ise yardımcı fiildir. To be en basit anlamıyla var olmak, bulunmak demek. İngilizce'de en sık kullanılan fiillerin başında gelir bu fiil. Birçok tense yine yapı itibariyle to be'ye ihtiyaç duyar, bir formuna ihtiyaç duyar. Irregular yani düzensiz bir fiil olduğu için yapısını tamamen değiştirir. The direkidir yani aslında bir nevi veya geçmiş haliyle the ekidir. To be hem ordinary yani ana fiil hem de auxiliary olarak gelebilir, yardımcı fiil olarak gelebilir. Örnekler üzerinden bakalım. I am a teacher. Ben bir öğretmenimdir. Burada am tek fiil ve peşini takip eden bir isimdir. Bu yüzden am burada ordinary fiil kabul edilir. İkincisi için ise I am sleeping. Ben uyuyorum. Uyuyorumdur hatta. Burada uyumak ana fiil. Am ise buna yardım etmiş oluyor. Burada mesela am olmasa ne olurdu? Onu da söyleyeyim. I sleeping. Ben uyuyor. Bu cümle olmamış ifade olmuş olurdu. Ve tam manayı vermemiş olurdu tabii. İlk örnekte özneyi açıkladığı için linking verb de diyebiliriz buna. Yani bağlayıcı fiil. Devam edelim. To be'nin formlarına geldiğimizde 8 farklı şekilde cümlede görebiliriz to be'yi. Bu açıdan bir bukalemun gibi, bir detektif gibi farklı farklı hallerde karşımıza çıkmış olur. Şimdi yalın hali, base formu be, sadece olmak. Şimdiki zamanda emizara dönüşür. Geçmiş hali olarak was were. Past participle olarak been ve continuous yani şimdiki zamanda ise being olarak gelir. Buradaki örneklerde being'in kullanım olarak bazıları auxiliary, bazıları ise ordinary olarak alındı. Bakalım örneklere. He wants to be a doctor. Bir doktor olmak istiyor. Bu fiil değil, mastar haliyle gelmiş bir isim oldu. Bir fiilin başına to eklediğimizde o artık Türkçedeki fiilden isim yapma eki olan mekmakı almış olur. Yani to be olmak demek yani. Fiil hali değil, mastar hali. Yine ikincisi I am driving the car. Arabayı sürüyorum. Burada sürmek ana fiil. Am ise buna yardım eden yardımcı fiildir. Am'in peşinde fiil geldiğini dikkat edelim. Diğer örnekte they were friends. Onlar arkadaştılar. Burada ana fiil, linking verb aynı zamanda
ve peşine gelen başka bir çoğul isim bu açıdan tek fiil olduğundan ordinary verb kabul ediliyor. Diğer örneğe geçelim. We have been there. Biz orada bulunduk. Have burada yardımcı fiil. Been ise üçüncü hali ve ana fiil olarak gelmiş. Son cümle. You are being watched. İzleniyorsunuz. Pasif bir cümle olarak gelmiş ve burada watch fiiline yardım ediyor. Bu örneklerden de görebileceğimiz gibi be fiili hareket içermez, durum içerir. To be'ye devam ediyoruz. İki şeklinde de to be fiili asla yalın fiille beraber kullanılmaz. Burada örnekler üzerinden bakalım. Be good is happy. İyi olmak, mutlu olur gibi. Sıfat, zarf gibi kelime sınıflarıyla kullanılır. Fakat be, go, was, watch gibi fiillerin yalın halleriyle beraber asla kullanılmaz. Mesela going, gone gibi veya ne bileyim watching, watched gibi ek almış biçimleriyle gelmesi lazım. Mesela present yapıda görüyoruz burada. They are cars. Onlar arabalardır. Burada are ordinary verb. Çünkü tek fiil ve peşinden de yine bir isim gelmiş. İkincisi için ise their help. Bu olmuyor çünkü help yardım etmek. Onlar yardım gibi böyle hani Türkçe'de de olmadığını görebilirsiniz bunun. Onlar yardım gibi böyle yardım etti, yardım ediyor gibi değil de böyle bir cümle gibi olmuyor. To do fiiline geldiğimizde hem yardımcı hem ana fiil olarak kullanılabilir bu da. En basit anlamıyla yapmak demek. Simple tense'lerin olumsuzuyla ve soru halleriyle kullanılır. Burada yapısını görüyoruz. Present formu do ve does. Past formu ise did. Burada üçüncü halini bilenler done neden yok yardımcı fiil olarak diyebilir. Done yardımcı fiil değil, sadece ana fiil olarak kullanılır. Cümlede mesela örnek olarak I've done my homework. Ödevimi yaptım. Burada have yardımcı fiilken done ana fiil olarak kullanılır. Yine to do'ya devam ediyoruz. Cümlede ne zaman yardımcı fiil, ne zaman ana fiil olduğu ile alakalı örnekler. Sadece simple tense'lerle kullanıldığını söylemiştik. Örneğe bakalım. Did she do something? Bir şey mi yaptı? Did burada geçmiş zaman haliyle yardımcı fiil olarak soruda gelmiş. Diğer do ise ana fiil olarak bir şey yapmak için gelmiş. Bir şey yapmaktaki yapmak anlamını karşılamak için gelmiş daha doğrusu. İkinci cümle ise I don't do that. Ben onu yapmam. Burada yine olumsuz haliyle yardımcı olarak gelmiş don't. Do ise yine yapmak anlamıyla ana fiil olarak gelmiş. Do ve make'in farkına geldik. Burada ana fiil halleri olarak farkını konuşuyoruz. Çünkü make yardımcı fiil değil. Genelde kalıplaşmış ifadeler olup bu şekilde kullanılırlar. Do ve make sonrasındakilerle beraber. Do fiili hareketin kendisini, make ise sonucunu anlatır. Örneklerde mesela do the job, işi yapmak. Make breakfast, kahvaltı hazırlamak. Burada birinin hareketi diğerinin sonucu gösterdiğini görebiliriz. Do kullanıldığında hareketleri, tekrar edilişleri veya yükümlülükleri anlatırız. Make kullanıldığında ise yaratma, üretme veya inşa etme anlamını görüyoruz. Yine örneklerde do homework, ödev yapma. Burada tekrar eden bir iş veya bir hareketi gösteriyor. Do something, bir şey, herhangi bir şey yapma. Yine aynı şeyi gösteriyor. Make a noise, ses yapmak. Burada ses yaratmak, üretmek. Make a choice, seçim yapmak. Burada seçim üretmek anlamına gelir. Son olarak have'e geldik. Perfect tense'lerin yardımcı fiili. Tek başına kullanıldığında sahiplik anlamı vardır bunun. Mesela I have an idea dediğimizde benim bir fikrim var. Fikre sahibim demek. Ancak yardımcı fiil olarak geldiğinde ana fiili tamamlıyor. Yardımcı fiil olduğunda past participle formuyla gelir sonraki fiil. Yani have'den sonra gelen fiil her zaman ed takısı almış gibi veya düzensiz fiillerde de üçüncü hali olarak gelir. Yani her zaman böyledir. İkinci hali olup olmadığı konusu çok karıştırılabilir. O açıdan üçüncü hali olduğunun üstüne tekrardan basıyorum. Yapıları da şöyle. Present halinde have ve has, geçmiş ve participle hallerinde ise had şeklinde gelir. Örneklere bakalım son olarak. I have watched TV. Televizyon izledim. Burada çok yakın geçmiş zaman anlatırken kullanılır aslında have. İleride zaten perfectler ile beraber sıkça tekrar edeceğiz yine bu have yardımcı fiilini. She had gone there. Oraya gitmişti. He has closed the door. Kapıyı kapattı. Yine çok yakın zaman. Yine bir cümlede iki farklı yardımcı fiil de bulunabilir. Örneğe bakalım mesela. I have been sleeping since you went out. Dışarı gittiğinden beri uyuyordum. Burada uyumak ana fiil, diğerleri ise yardımcı fiil olarak gelmiş.
Bu yardımcı fiiller bütün tense'ler işlenirken sürekli karşımıza çıkacak. Oralarda ayrıntı vererek bilgiyi genişletmeye çalışacağız. Yalnız bu konu çok kritik. Mümkünse başka videolardan öğrenin ama to be'yi, to do'yu ve to have'i öğrenmeden mümkünse geçmeyin. Şimdilik bu derste bu kadar.